Ben senin yerinde olsaydım buralarda durmazdım. Nerede durardın? Aşağıda durardım. Aman abi bu ara... Ya böyle bir asap ya. Sen benim dediğimi anlıyor musun? Anlıyorum. Sen o zaman ben... anlıyor musun? Anlıyorum. O zaman ben çatal dediğim. Çatal değil mi konuşuyoruz? Evet biz çatal değil konuşuyoruz şu an. Ya o zaman senin amına koyayım. Hedef. Bir dakika ben şurada. Sakin. Tamam bir şey yok. Oğlum yazık lan sana. Lan bu pişe bak. Amına kodumun çocuğu ne atıyorsun? Öyle bir sikir mi yok? Ne bu? Bunun galiba 6 milyon savaş gücü var. Kaçın hepimiz sikecek. İyiyim. Ormanı koruyorum. Sen ne yapıyorsun? Gel bir şey. Bize ne abi? O zaman o yap bu yap. Bu ne? Bu küçük hareket eden şey ne? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Uzun uzun aralarından sonra herkesin korktuğu, yan yana bile gelmek istemediği, insanların gerçekten de kafa kafaya girdiğinde her zaman bozgun aldığı bir adam ortaya çıka geldi. Eskilerden isimleri Ezri Rotlax, kimi zaman Lord Voldemort, kimi zaman bir seslendirmen, kimi zaman okulun en değişik taşlarından biri, kimi zaman en karanlığın tonu, kimi zaman orman, kimi zaman tek başına kalmış kişilerin yardımcısı. Ama bugün onun ölüm hikayesinden bahsedeceğiz. Nasıl başladığını anlatacağız. Hayatımdan nefret ediyorum. Hepinizin arasını götünden sikeyim hayır. İşte tam bu aşamaya her şeyin nasıl geldiğini merak ediyorsanız en geriden başlamamız gerekiyor. Bütün bu olasılıkların en başına gidecek olursak eğer neler yaşadığını bilmeniz gerek. Ve onun neler çektiğinin sonucunda bunları göreceğiz. Yavaş yavaş en derin iklimlere dalacağız. Artık en karanlık başlangıçlar ve en aydınlık yol başlasın. Hogwarts'ın yolun amını götünü. Hadi bakalım. Vakti geldi ha. Kaça oğlum. Hoş. Ne yapıyorsun lan? He? Son. He. Sen nasıl benden uzunsun? Ya iksirler, bir takım iksirler. İnsanları aşır... Evet, ikisinin etkisi geçti. Güzel. Evet, geçti. Bir takım iksirlerdi. Nasıl keyifler nasıl yerinde mi he? İyi, sen nasıl? Sarıyor mu? Sen kimsin? Dobby. Dobby, ne haber Dobby? İyidir, sizden ne haber efendim? Nasıl keyifler yerinde mi? İyi, gayet yerinde. Çorabınızı çıkartın da bana verin be efendim be. Tabii emin misin? Ya çorabını çıkart da bana ver be. Sen gidin baroş amcık seni. Ben. Ben sikerim belanı. Kap! Fucking idiot brother. Ama çorabı bana hediye et ha. Öyle Doritos falan kokmasını falan demek yok ha. Öyle Dobby geldi. Bizim ayaklarımızı... Yaladı demek yok. Duydun mu? Ben sana hediye edersem şöyle olur. Sen bana hizmet etmek zorunda kalırsın. Ya işte yani... Ya bir özgür bırakmak için Dobby'yi. Dobby'yi özgür bırakmak için çorapları çıkarmış vermiş ki. He? Çorabını ver kalbin. Çorap ver be. Hayır. Kardeşim bu ne? Bakayım şurada sıra. Açım, içerim, yavaş vur. Efendim yukarıda garip şeyler yapanlar var. Ne? Nerede? Yukarıda garip şeyler yapanlar var efendim, sevişiyorlar, çabuk gelin. Çabuk! Acele edin. Acele edin efendim. Bu taraftalar. Duvarda gizli bir geçit var. Duvara doğru bakın efendim. Bu tarafta duvarın içindeler. Oh. Aşkım. Keyifler nasıl yerinde mi? Yerinde. Öyle kısa bir şakalaşmak. Canınız sıkılıyor gibime geldi. Dobby efendim. Dobby. Ben tanıyamadım. Sen şey değil misin? Bu sarı saçlı. Evet. Doğru.
Bay Malfoy, okulu gökten sikmeye geldiği artık. Sırada onu ben engelledim. Efendim, ben engelledim. Güzel. Ben yaptım. Bunu ben yaptım, evet. Evet. Serbazlar neredeymiş? Serbazların nerede olduğunu... Ön surlar efendi. Ön surdalar mı? Ön surlar. Hala. Ön surlarda olduğu söyleniyor efendi. Şu an. Evet. Gidip bakmak ister misiniz? Bakarım. Tamam. Sen ne yapacaksın? Yok oldu ki cisimler. Tobi nasılsın? İyi. Gelin gelin. Gel beni takip et. Beni acil takip et. Dur bakayım ne yapacak şimdi, nereye gidecek. Mantıken şuradan gittiğimi düşün. Hadi gel. Ya gelseniz hadi. NPC gibi, anladın mı, böyle hani bir duvara geçtiğinde direktman gözükmüyor ya. Acele edin, acele. Size gizemli sırlar vereceğim. Ver bakalım, ne sırrı? Bak! Nasıl numara? Beğendiniz mi? Oo! Bayağı iyisin. Hayır hayır, numara bu değildi. Sadece birilerini açıklamak istiyorum. Ne açıklayacağım? Pipim 2 santim. Nasıl? Ama şimdi boya boyuna bakarsak normal. Hayır yani küçük. Sadece birilerine anlatmak istedim bunu. Aşırı derecede rezil durumdayım. Ve benimle birlikte sevişebilecek hiçbir cin bulamıyorum, anladın mı? Senin ırkından başka yok mu? Hayır, başka yok. Ah, hepsini üzüldüm. Hepsini siktim öldü, o yüzden yok. Saçında Şimdi tek başına rol yapabilen birilerin kafasına girelim azıcık. Uzun uzun tek başına doğru ne kadar uzaklara bakarsan bak. Tek başına olduğunu fark edeceksin. Ben ormanın ruhuyum. Bugün sana eşlik edeceğim. Bu kadar yüksekte durmak senin için sıkıntılı değil mi çocuğum? Neden buradasın hala daha? Karanlık ormanı izliyorum. Eğlenceli. Aşağıya doğru atlarsan eğer senin için bir takım sıkıntılar çıkabilir. Bu senin dengini bozar. Ben senin yerinde olsaydım buralarda durmazdım. Nerede durardın? Aşağıda durardım. Gidiyor musun lan? Dikkatli in aşağıya. Aman abi bu ara. Ya böyle bir asap ya. Hogwarts. Hogwarts 17 kardeşim benim. 17 yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bu taraflara doğru dolaşacak birkaç kişi daha var mı? İleride kimse yok. Arkada biri var bak. İstersen onunla konuş. Orman ruhu. Tamamdır. Canım sıkıldı. Kemalettin yanına gidip zaten konuşuyorum. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Siktimin ormanlar lanetlendiğim için durmadan ormanın ruhu olmaktan artık aşırı derecede canım sıkılmaya başladı. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Duyuyorsun. İzinleriniz olsun. Bu kim? İyi günler. Ben ormanın ruhuyum. Tam abartma. Ormanın ruhuyum. Sadece etrafta dolaşıyorum. Bana... Ha tamam. Şöyle tek başına RP yapamayan birini bulmak istiyorum. Herkes tarafından dışlanmış, insanları çekinip yaklaşamayan. Bu gördüğünüz kişi Bay Lucius Malfoy. Gelmiş geçmiş en zengin adamlardan birisi. Elbette. Ben hikayeni anlatıyorum lanet herif. Benimle birlikte konuşamazsın. Ben sadece senin hikayeni anlatırım. Ben hikayenin anlatıcısıyım. Benimle birlikte muhabbet sohbet edersen bu aptallıktan ibaret olur. Benim ne manam kalacak ondan sonra? Bay Lucius Malfoy gerçekten de Hogwarts tarafından inanılmaz derecede korkulmuş o kişiydi. Elindeki kişilerle birlikte parmağını ışıklatıp cebine bir tane de... Bu aptal şey de ne? Bu ne kadar da çirkin. Uzun zamandır görmemiştim. Yanında... Onun hizmetkarı vardır ve sakin bir şekilde her zaman yürür. Sol tarafında gördüğü Slytherin'li çocuk o kadar iğrenç, mide bulandırıcı geliyordur ki suratına 31 çekip boşalmak bile istemiyordur. O kadar rezalettir.
Ama Bay Lucius Malfoy sabrını tutamayıp asasını çıkartıp çocuğun boynuna doğru dolayıp bak deyip devamını getirir. Buraya bak. Sana baktım Malfoy. Hikayenin devamı. Gelişini sen getir. Bütün hikayeleri ben anlatırsam burada bir manam kalmaz. Senin rolüne engel almış olurum. Seni yönetmiş, köleleştirmiş olurum. Sizin Allah ikinizin de belasını versin. Ben burada siktir olup gidip başka birinin hikayesini anlatacağım. Siz ben ikiniz amcıksınız. Bu yüzden hikayenizi anlatmayacağım, tamam mı? Görüp görebileceğin en kaliteli adam hikayeni anlatmayacak. Burada gideceğim. Evet gideceğim buradan. Başka birinin hikayesini anlatacağım. Bambaşka birinin ben hikayesini. Hiç anlatılmamış bir hikayeyi anlatacağım. Tamam, tek başına elindeki asasını bir oraya salladı, bir oraya salladı. Ravenclaw'un en sakin, kimseye bulaşmayan öğrencilerden olan Ruffles o kadar tatlı bir çocuktu ki kendi başına köprüden yavaş yavaş Hogwarts'a doğru yürümeye başladı. Adımları gayet sakin, atılabilir ve güzeldi. Kırmızı şapkasıyla birlikte belki bir kızın ilgisini çeker ve amını gözünü ikiye yararım diye kara kara düşünürdü. Bu yüzden bu kırmızı şapkayı her zaman takmaya devam etti. Ama çevresinde ne bir kız vardı ne de başka bir şey. Umutsuz bir şekilde lumosunu yakmış ve adımlarını Hogwarts'a doğru atıyordu. Bir anda kendisinin aşırı derecede yetişkin bir çocuk olduğu aklına geldi ve tuvalete gidip neden bu saatte gidip de 31'i çekmiyorum ki ne de olsa gencim diyerek kendi başı içerisinde kara kara düşündü. Çeksem mi? Kararsız kaldım. Hiç şaşırmadım. Ergenlik çağında olduğu için verdiği en ufak karar bile onu şaşırtabiliyordu. Ya çekecekti ya da çekmeyecekti. Ama kararını kendisi veriyordu. Oturup sadece öylece bomboş durup belki gökyüzüne doğru bakmak mı istiyordu? Yoksa birinin oraya gelip onun kucağına mı oturmasını istiyordu? Yoksa derse mi gitmek istiyordu? Yoksa bir anda ayağa kalkıp 31 çekmek mi? Kimse buna bilemezdi. Sadece onu Raffle bilebilirdi. Bir anda şuna çekmeye başladı. Bütün her şeylerden vazgeçti. Etrafındaki 31 çekme ordusu sikinde bile değildi. Sadece şınav çekiyordu. Üzerine basıyordu. Bas oğlum bas. İşte geleceğin kamı Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger olacaktı. Çok iyi Raffles. Hayatına devam et. Hiç şaşırmadım. Dünyanın en kuvvetli askerlerinden biri olan, aynı sırada seherbazların önde gelen Bobby'si bir anda ormandan gelen uçurluk sesini duymuştu. Bir anda apareşini ile birlikte karanlık ormanın zirvelerine doğru yolculuk yapmaya başladı. İlk adımı karanlık ormandı. Kasvetli bir şekilde adımlarını atmış, apareşini ile birlikte dik bir şekilde yere düşmüştü. Ve bu inleme sesi arkasından geliyordu. Arkasındaki inleme sesini duydu ve yavaştan yavaştan ona doğru ilerlemeye başladı. Kimden bu sesin geldiğini gerçekten merak etmiş durumda, korkutucu, inanılmaz derecede tedirgin bir şekilde hayatına devam etti. Attığı sadece bir tane büyü, milyonlarca kişi öldürebilecek potansiyelde olan bu adam acaba kimin yardım çığlığını duyuyordu ki? Yardım et. Bana yardım et. Bay Troll iyi misiniz? Kafamın içinde durmadan bu taraflardalar. Bu taraflarda durmadan bu sesleri çıkartıyorlar. Artık uyuyamıyorum. Anlıyorum fakat ormandaki yaratıkları yok etmem iyi bir şey değil. Ben bu kafamın sesini içine... Ben bu sesiyle birlikte nasıl uyuyacağım peki? Bay Troll, bunlarla başa çıkabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Fakat dedim ya, benim bunlara... Yok anasını amıdan artık. Bunlar hep ortalıklarda böyle, hiç olmasın ya. Neyse teşekkür ederim. Çığlık sesime geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben bağırmaya devam edeyim o zaman madem. Senin işine devam et. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Tamam. Nasılsın? Nasılsın? Sen nasılsın? İyidir. Şükürler olsun, halimize hamdolsun. İyiyiz bize. Sen de iyisindir. İyiyim.
Sen ne yapıyorsun? Elimizde yap. Elimizde yap. Elimizde yap. O zaman. O yap, bu yap. Bu ne? Bu küçük hareket eden şey ne? Radyo! Onu söyleyemiyoruz maalesef. Karanlık Lord'un radyosu. Önemli mağarası büyükmüş o zaman ha? Şarkı çalabiliyor musun? Tabii efendim. O zaman bir şeyler yap. Konuşar radyo. Devam et, durma, durma. Estetik surgery yaptım tabi. Erkeklerle gezdim abi. Permestim benim mestim. Ari deri bir kadef bana ne yaptın abi. Bir kadef sana ne yapar abi. Söyledin ne bana kız var abi. Ha bu olaya gelince abi. İşte nasıl işte normal. Aile mod hep. Yazık kafana. Teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim. Şu orospu çocuklarını bir öldürsün şimdi. Kendi aranızda çalışma. Güzel. Yürü. Konuşan radyo. Güzel. Çatışsınlar bu şarkı. Baba arem armor. Sen gele gelmem biraz daha. Depol sebe baba sonma. Biraz daha fazla mahalle de fazla. Biraz daha kafama ütülerek konuşuyor bir daha var. Salla! Dur! Dur! Şimdi! Neden? İyisin! Teşekkür ederim konuşan radyo. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak, görüşürüz. Hufflepuff'hanesinin köylüsü doğsun artık değil mi? Oo. Oğlum çok güzel ya içerisi. Köylünün dostu, köylünün arkadaşı Mahmut Zortopoz geliyor. Köylü. Ananızı göğsünden sikmeye geliyorum. Karnım acıktı. Karnım aç. Karnım acıktı. Aşırı dereceydi karnım aç. Ah, sarı kola. Teşekkür ederim. Sarı kola mı? Nasıl iyisin? Keyifler nasıl yerinde mi? İyi iyi. Senin keyfin nasıl? İyidir beyaz sıcak giyinen adam. Kendi çapımda dolaşıyorum. İnsanlarla eğlenmek için yeni bir tane arkadaş arıyorum işte. Sevdin mi okulu? Okulu sevdim. Güzel okul. Okul adam. Güzel. Beyaz sakallı akdedi adam nerede? Albus'tan mı bahsediyorsun Bay Albus? Evet. O nerede? Akdedi adam. Kütüphaneyi biliyor musun kütüphaneye? Biliyorum. Kütüphaneyi biliyorum. Onun tam karşısında. Kütüphaneden çık. Kıçını kütüphaneye dön. Şu karşıya bak. Kütüphanede yani. Kütüphanede yani. Boş kütüphaneye. Tamam. Elimi yüzümü yıkayayım. Başım dönüyor ha. Başım çok fena dönüyor. Başım dönüyor. Kimsin? Of. Of, otucuyu çekmen lazım. Otucuyu çekme. Otucuyu çekeceğim. Otucuyu çekeceğim. Ne var? Tamam. Yavaş yavaş. Hiç böyle sarmıyor. Böyle sarmaz. Ama bu sarar. Gel birlikte. Şaka. Alkış tutuyordum. Ben yapmam. Ne birlikte? Sabır sabır konuşma. Ne kova mı getirdin? Küpün işimi. Ben o kadar boşalamam. Alkış tutuyordum. Ne olsun bir çekeceğim insan içinde? Nasıl yapamazsın? Sapıklık. Sapıklık. Çok haklısın. Lan. Sen çok da... Sıfır sınıf. Kim? Evet. Başım annenize. Bir şey oluyor. Sıfır sınıf. Korktu bu arada. Adama bir şey oldu. Sıfır sınıf. Başım dövdü bu arada. Başım annenize. Harbi mi? Siyah adam. Siyah giyinen pelerin adam. Oh. Nasılsınız efendim, iyisiniz mi? İyi miyim be? İyi misiniz? Keyifler nasıl yerinde mi? Her zaman olduğu gibi. Stabil.
Ya senin? İyi yüce. İki yere kadar gidiyoruz. İki ama bugün bir keyifli gördüm. Normalde hep karamsarsınız ya. Bugün biraz daha keyfiniz, yüzünüz yerinde gibi. Evet, konfundo. Kafa karıştırma. Hayatımda hiçbir değişiklik yok, inanır mısın? Adlandırılan. Bir fark yok. Büyüsü... Bugün de ne özellik gördün? Hep aynı işte. Kafa karıştırma büyüsü. Düzelir be profesörüm adlandırılan... be. Düzelir be. Düzelmez. Düzelir be. Düzelir be. Büyüsü... Hayır, düzelir. Sen nereden geldin bakayım aslında? Düzelir. Niye düzelmesin ya? Düzelir profesör. Evet canım, hoş geldin. Düzelir yani. Efendim, düzelir bırakın. Ya, dağılın. Ya şey benim profesörüm. Düzelir. Uygulandığında belli bir şey. Düzelir. Düzelir. Sen, bana de bakayım, sen nereden geldin? Berlin. Ve hareketlerin. Ha? Berlin. Kafam karışıyor. Şurada bir uzay. Gel. Kafamın içine arttı orospu çocuğu. Bağırıyor biri. Biri bağırıyor. Gel aslanım, gel. He, burada ben normalde ofisimi alırdım. Yan sınıfta ders var, orada da bıdı bıdı yapıyordum. Hiç. Orada bir kafam karıştı için. Nasıl iyisiniz? Keyfiniz yerinde profesörüm. Ulan. Ya sen mi? Sen mi? İki tane şey mal olmasın, kötü olacak değil mi Kings? Arkadaşım bu da benim. Başarı sineyip. Hareket. Gelir gelmez tam adamını seçmişim. Bay Şevru sineyip. Bırak beni bir kenara. Oldu. Kızın mı var? Hayır. Kızın. Kızmadım. Kızın yani biraz. Hak etmedim. Kim? Bana bak. Oğlum. Tamam. Yorma beni. Tamam. Kusura bakmayın efendim. Hop. Ne yapmaya geldin? Okumaya... Büyücü olmaya Hogwarts'ta. Büyücülük okuyacağım. Güzel, güzel. KSKS ne biliyor? Sen renk gözükmüyorsun. Karanlık savunmaları karışık savunma sanatı. Abi ben eşekerim. Ne yapıyorsun? Yeterim. Hiç çeşit var. Bir takım öğrencilerin arasında tekme tokat. Abi ama profesör yapacak bir şey yok. Yaptığı saygısızlığı görüyoruz. Adın ne senin? Evet. Mahmut. Mahmut. Görüyorsun yaptığı itliği, ne yapayım yani? Doğru. Mahmut Zorto Boz. Sneyip profesörü diyeceğim. Ha. Gerçekten boz kapalıyken bunun ten rengini görebiliyor musunuz? Oğlum. Ama Dark Mizan yapıyor. Bu piçe, mesela bu piçe Rictus Emre atın mesela. Bu piçe atın bunu. Bu manolukçılık yapıyor, yapıyor mesela. Orası bu çocuğu. Mahmut, senin ışıkta tamam. Gözüküyor musun? Mesela bir şey diyor muyum? Tamam. Bembeyazsın. Mesela bir şey diyor muyum? Oha, ırkçılık var. Sakin, tamam. Sakin ol, sakin ol. Adamım, sakin ol. O zaman ben sana bir şiir okumak istiyorum. Ey beyaz çocuk, iyi beni dinle. Bu ırkçılık. Bekle, büyü atma, geri çekelim. Ben sana o zaman bir şey söyleyeceğim. Tamam, beni dinle. Ey beyaz çocuk, ben hastalandığımda siyahtım. Korktuğumda siyahtım. Ben gecenin bir vakti... Ya bir şey de bölme be. Lan korkuyorum. Bir şey bölme ya, bir şey bölme ya. Harbazdı ve yakalamak istedi. Gerçekten bana dedi mi onu? Şimdi her şey demedim efendim, şey demedim. Beynimin içinde bir takım yankılı sesler var, onu susturamadım. Hiç eder miyim sayın? Al şuradan bulurum. Sen şiire devam et. Kalbimi kırdın biraz. Efendim hayır, öyle şey olur mu? Beyaz adam. Bir sakallı büyük adam, Albus Dumbledore adam. Hayır profesörüm, ben size öyle bir şey demem. Peki. İğrençler biliyorum sizler çocuklar. Ay, valla bak kalbim kırdıysam valla almasın da bilirim sen profesörüm. Affettim seni. Sözlerine güveniyorum. Kendine iyi bak. Sen devam et şiirine. Şiirine devam et. Şiirimin neresine kalmıştım? Ben siyah olarak doğdum falan diyordun. Ben çocuk siyah olarak doğdum. Hastalandığımda siyahtım. Yine toprağın altına girdiğimde öldüğümde siyah olacağım. Hastalandığımda yine siyahtım. Şimdi sen bana söyle çocuk. Beyaz çocuk söyle. Hastalandığında yeşilsin. Toprağında girdiğinde mor. Miden bulandığı sırada yeşil. Utandığın sırada kırmızısın. Söyle. Ben mi renkliyim? Söyle bakalım beyaz çocuk. Esas ırkçılık doğru, yapması gereken benim. Bu zaten soru bu okulda ırkçılık olmasın. Katılıyorum. Efendim. Çok güzel konuştu ya. Hiç şaşırmadım. Bir daha ırkçılık yapma tamam mı? Ne ırkçılık yapıyorsun lan? Bir dakika bir şey ben de bir şey konuşabilirim. Bir dakika bir konuşayım bir dakika. Bıyık büküle kaytan insan sikide şey. Sende uçak var mı? Ne? Sende uçak var mı? Ya bana bir tane süpürge ver de kulelerin etrafında dolaşayım böyle. Gel bende var gel. Varmış. Gel, İyisinizdir.
Keyfiniz yenilenir. Yavaş nefes al, ne oldu? Cadı görünce. Yok, öyle şeydi. Yok. İyisiniz, oha, keyfiniz yerinde. Nasıl olabilir ya bu? Hiç anlamadım desem inanır mısın? Keyfin nasıl yerinde mi? Nasılsın? Ay çok keyfim. Keyfim çok yerinde. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim, sağ ol. Güzel, hep iyi ol. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Yani, ay ben evet. De seni gördüm, daha iyi oldum. Mahmut sen şunu bir içsene. Sizleri içtim daha iyi. Mahmut onu içme, Mahmut. Lan niye içmesin adam ya? Zehir mi verecek? İçme içme. İçme, 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 içme belki. Yok, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Sen öyle diyorsan olmaz. Oh yarasın. İçmiş kadar oldum. Maşallah. İçmedi yani resmen bardağı aldım. İnanılmaz derecede. Yarasın. İnanılmaz derecede iyi bir kadınsınız. Güzelsiniz. Teşekkür ederim. Öyle bir övgü vermek istedim. Benim tokam nasıl? Teşekkür ederim. İnsanlar da iyi bir övgü ver. Sen büyücüsün ya. Sakin lan. Gel bakayım Loren, bak kimle tanıştıracağım. Gel buraya bakalım. Siz de iyisiniz. Siz de çok güzel görünüyorsunuz. Bu kombiniz çok güzel olmuş. Mahmut böyle demem Mahmut. İltifatları demem. Erkek mi? Erkek. Ben de kız sayılırım. Ben de kız sayılırım bu arada. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, sen nasılsın? Ay ben de iyiyim. Böyle iltifat. Kanka sen de çok iyi giyinmişsin bugün. Bay Sivrısın, hep sizi iyi görüşürsün. Sen de öylesin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben yürüyeyim azıcık. Bana koyayım. Erkeklere de iltifat ediyorum da amcı demesinler diye. Siz de nasılsınız? Siz de zıplıyorsunuz. Tavşan rolü yapıyorsunuz. Değil mi? Ne? Yok yok. Tavşan kulaklarım var. Sen kimsin? Tavşan değilim ama. Ne kulağı o? Tavşan değilim. Ne kulağı? Tavşan kulağı ama tavşan değilim. Tavşan kulağı, tavşan kulağı olmuyor mu? Tavşan olmuyorum, evet. Ay yavrum sen tavşan değilsin. Şeyde tavşan. O zaman çok güzel gözüktüğünüzü söylemek istedim. Teşekkür ederim canım. Aha yürüyen salak radyo orospu. Ha dur. Dur. Şey bu. Nasılsın? Radyo çalışıyor. Maalesef. Ne? Ya yani onu şöyle tepesine binme. Tepesine binme kızar. Kızar. Çıkın etrafından, çıkın. Pardon radyo. Pardon. Saldırıya bu. 2x attı. Güzel. Devam et. Devam et dede. Elini kaldır. Canım. Kaldır elini dede. Dede elini kaldır. 100x gelir mi? Çalışıyor mu lan? Bir şey yap, bir şeyler, bir güzellik. Ne yapıyorsun? Heyecanlı mısın? Korkuyor musun? Radyo şey vardı radyoda. I hope this romantic go by night. Surrounded by couples all the day. I guess I parazit yapmaya. Ne kadar güzel bir icat amına koduğum çocuğu. Ne kadar güzel icat. Siz nasılsınız? Siz de iyisinizdir. İyiyim canım. İyisiniz. Ben de iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. He? Adın ne? Adım Mahmut. Mahmut mu? Mahmut. Senin ismin ne? Natasha Yana. Natasha mı? Evet. Neden öyle erotik erotik sapık sapık konuşuyorsun? Rahatsız oldum. Zekalı. Ben sana kötü bir şey dedim mi? Özür dilerim, atarla anılmayan kusurum. Çıkıntı yok. Nasılsın? Çok güzel gözük. Yüzün çok güzel. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Sahibine bağışlasın. Diler salçaları. Yok öyle bir ama umarım. Öyle bir sahibin varsa da boynunu kırıp bana bağışlasın o zaman. Tamam. Gizekalı. Öyle şaka yani. Şaka. Derim Mahmut'a. Gerçekten. Şaka yani. Şaka. Çok güzel gözüküyorsun. Kombini çok... Pardon. Kombini çok güzel olmuş. Teşekkür ederim canım. Ne, kendiniz giyiniyorsunuz değil mi? Biri giydirmiyor yani sizi. Yok. Mesela kendiniz kıyafetlerinizi kendiniz seçip giyiyorsunuz. Evet, kendim seçip giyiyorum. Çok güzel giyiyorum. Bana seçeriz, hiç sıkıntı değil. Baba beni de giydirsene. Ya tamam. Şey kapanmamış. Ben mesela çocuk giyiniyorum mesela, cübbemden rahatsızım. Daha farklı şey. Beni ittirim ama yani. Bu ne? Ayıp. Ne ayıp ya? Beni giydirin. Ne oğlum, ne ittiriyorsunuz ya?
Ne bu mülteci maydan dayanma ne iki kişi, ne yapıyorsun ya? Tokalayı dövsen, tokalayı dövsen Mahmut. Ya niye vuruyorsunuz oğlum bana? Salak mısınız ya? Dur ya. Vurmayın lan çocuğum. Sakin. Şşt, oğlum bir sakin ol ya. Mahmut yürü derken. Bir sakin ol. Ayıp ama. Hayatımızı yaşayalım Batuhan Zey gibi, hayatımızı yaşayalım. Hayatımızı yaşayalım, bir bırakın ya. Ya. Benim geldiğimde Belçika'dan arkadaşım, aşırı derecede yatırım tavsiyesi veren kaliteli bir adam. Mesela diyelim ki bu radyodan bir tane var, 20-30 tane yapar bu radyodan ha. Gelir sana satar. Hafıl bafıl. Size çok güzel görünüyorsunuz. Ben bir seçeni seren var. Sakin olalım. Paket mi yoksa? Yok, şey, güzel, efendim, güzel görünüğünü söylemek istedim sana profesörüm. Sonra ya. Mahmut bunların siki büyük olur mu? Yapma yapma. Çok güzel görünüyorsunuz. Efendim yani. Efendim. Canım gel bakayım, seninle biraz işimiz var. Bahsetmek tamam. Ediyorsun sanırım. Gel gel. İttifak verdik ne ya? Nerelisin yavrum sen? Ben... Doğarak sınav mıdır artık? Yavaş yürü yavaş. Mahmut. Egze. Yavaş, he. Yavaş. Ön surlara koş. 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 Ne koyayım yine kitlen bir şey. Öbürü de öyle yapıyor. Öbürü de öyle bir cevap. Hiçbir şey demiyorsunuz ama. Tamam. Dur tamam. Etrafında zibilyon tane çocuk var. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yarım saattir sizi izliyorum. Dur bak ben oyalıyorum seni kardeş. Zor. Hep aynı taktik. Bana bak. Mahmut. Tamam. Tamam. Arkamı döneceğim. 3 saniye içerisinde kaybolabilirsin. Bir daha görmeyeceğim. Ne yapıyorsun öyle? Ya sen burada bir şey söyleyeceğim. Ankaralı müteahhit gibi neden o tabloya bakıyorsun? Ne yapacaksın? Bina mı dikeceğim buraya? Ellerini arkaya bağlamışsın. Ne var? Geçen sene biz birinci olmuştuk. Sen yeni misin? Yeniyim. Yeni geldim. Kartal gösterir misin bana? Bu sene ama o zaman yoktum. Şimdi yeni geldim. Biz bu sene de birinciyiz, bir şey fark etmemiş gel, ki. Gel. Hayır liderhane Ravenclaw görmüyor musun? Hazır Ravenclaw. Ravenclaw. Ama şu anlık benim adım Mahmut. Ben de Nigar Akin'yim, memnun oldum Mahmut. Bu biraz güzel bir isim. Thomas Shelby. Okul içerisinde kullanım yasak efendim. Thomas. Biraz öğrenci getirdik. Rudy. Profesör. Hoş geldiniz. İçebilir miyim herkes acaba? Kostümün inanılmaz derecede iyi. Efendimizdekine güzel. To dangerous. To dangerous. To dangerous. To your design. Of all begun. Pervaders. To dangerous. Bu şey... Şeysin değil mi? Şu Thomas Shelby. Yok, köylünün efendisi. Ha pardon, kusur. Gözlük çok yakışmış efendim. Kızın yanı tek, ben oturayım. Müsaaden varsa buraya oturabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim, sağ ol. Benim bir kağıt kalemim yok. Çalmadım yanıma bugün. Hiçbir şey almadım. Efendim, gidebilir miyim? Evet, baştan başlayalım, gel canım. Ben tek başıma büyü yapmayı öğrendim ben. Oldukça güçlü bir dövüş ve hasar büyüsüdür. Ne büyüsü öğrendin? Oldukça güçlü bir burada dövüş ve hasar burada söylenmesi yasak. Bunu söylemem. Ha, söyle, gizli kalacak. Solis. İstersen sana da öğretebilirim. Karşımızdaki kişi... Ve nesneye... Cisimlerini biliyorum. Oldukça hadi canım, ne diyorsun ya? Tabii. Özel bir yalnız herkes yanında söyle mi? Karşımızdaki kişi ve nesneye... sen de özel bir insan olmuyor musun? Kişilerin yanında söyleyeyim dedim. Hasarlar ha? Verir. Nasıl ama? Teşekkür ederim. İyisin. İyi yürüdün değil mi? Gösterirsin büyüğünü. İyi yürüdüm ama değil mi? İyi yürüdüm. Ama ben senden çok büyüğüm. Birbirine uygulaması. Ya ne olacak? Kesinlikle kripto yatırma gibi işte beni kenarda beklet. Büyüdüğünde genç bir tane çocuk alırsın işte yanına. Kötü bir şey mi bu? Onun yeni sene yaşadığında birini buluruz sana dersin. Güçlü bir saldırı büyüğü. Ya bir şey olmuş. Ya, yap bir güzellik be. Oğlum pazardan mal mı alıyorsun? Hayır yani küçük ne olacak? Öğrencileri. Yani biraz hoşçakalsan kötü mü olacak? Kaç yaşındasın?
Sen kaç lazım, sen söyle. Asa hareketi. Tamam, ben 22 yaşındayım. Asamız ile. Yalan söyleme. Havada 22 yaşındayım. S harfi yazmamız. Hayır, doğru. Ya 22 yaşındayım diyorum, inansana. 22'nin yarısı olabilir mi? Havada bir S harfi yazmamız. Kişim geldiğinde tuvalete götürür müsün? Tek başıma gidemiyorum, korkuyorum. Gerçekten korkuyorum, şakam yok. Gel bakalım. Asamız da havada bir S harfi çiziyoruz. Bay Süreyi. Kişim geldiğinde tuvalete götürebilir mi? Büyülü sözleri evet, söylüyoruz. Ben de işleteyim. Thanks. Yok, hayır. Tutayım mı? Hayır, başlıyorum. Aslan çıkarken beyaz bir. Ya sen gel, sen gel. Çık, ikimiz gidelim. Aslan çıkarken beyaz bir ışık süzmesi çıkar. Siz yorulmasaydınız, İsmail çağırırsın hep. Gitseydiniz efendim dersin ortasında. Ya hele ben de bir tuvaleti ziyaret edeyim, oldu uzun süre. Hedef edin. Tamam, ben şurada. Evet. Sakin. Tamam, bir şey yok. Oğlum yazık lan sana. Yok, hayır. Sadece. Sadece öyle içine. Sadece. Elimi arada sırada vurdum, tamam. Doktor söyledi. Tamam, ben anlam, sıkıntı yok. Sen çek. Yok, hayır. Yani bilerek şey yaptılar. Anlıyorum abi. Çok teşekkür ederim beni tuvalete götürdüğünüz için. Tek başıma çok korkuyorum. Ne demek, ne demek. Sonuçta burada doğru. Evet hayaletler var, saldırabilir. Evet, yaratıklar evet. Var. Aynen. Bir basilisk kapmasın yolda seni. Ama basilisk iki kişi olunca bir şey yapmıyordu diye hatırlıyorum ben. Üç kişi olunca sıkıntı çıkartıyormuş. Öpücük atarsan hatta dans ediyor. Sana güzel bir haberimiz var. Söyleyin. En azından gittiğin tuvalet temiz olacak. Çok öğrenciye temizletiyoruz. Ben tuvaleti temizlemem. Hayır ben, hayır onun içeri tamam. Yok canım, temiz tamam. Yani ondan bahsediyoruz. Ya, aklım biraz dar ya benim, anlayamıyorum çok. Ama sen güzel kızsın yani. Teşekkür ederim canım, sen de yakışıklısın. Özel bir şey konuşabilirim biraz aç. Hemen bir kişi bitirince, aşağı izah edeceğiz. Ben sen doğru inir, ben bekleyeyim. Tamam, tamam. İnisiz, ben burada durayım, hadi. Gel hoş. Ya, hoşlandı biri falan, bir şey var mı Bay Çavuruş'un? Yok, bomboş. Bir şey söyleyeceğim, iyi biri mi? İyi biridir. Yani bak, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben onu lan 5 sene önce yanıma aldım. 5 senedir benim himayem altında eğitim alıyor. Tuttuğunu koparan bir kız yani. İyi çocuk. İyi çocuk falan ne? İyi çocuk. Manyak bir şey. İlk cisimle yeteneği falan var. Şu, eğlenceli, aksiyonlu çocuk. Yaparız. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim saygın için. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ellerim. Lore mi? İsmi? Lorraine. Lorraine. Ne kadar güzel bir isim. Sağ ol. Sen adına bakalım. Mahmut. Ben biraz senin yanında çocuk aldım ama ismim. Lorraine'in yanına Mahmut işte. Yok, Mahmut ismin güzelmiş ya. İşte kader işte, ne yapacaksın kader? Hayalin. Kader işte. Ne yapacaksın? Çok zoruma gidiyor amına kodumun ya böyle. Neyse. Oh. Bu da... Merhaba. Bu da sevgilin galiba. Baya yakışıklı adam. Yok. Kim? Profesör biliyorum ben. Pardon efendim, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Önemli değil. Profesörüm. İsmi Mahmut efendim. Tanıştığımız önemli oldu Mahmut. Ben de Alvin Jacob. Valla. Baya 1.90 boyunca siyah ve ela gözlü vanilya kokulu birine benziyorsunuz efendim. Tam olarak da öyleyim, evet. Denetmen profesör onun. Teşekkür ben... ederim. Teşekkür ederim. Dikkat et kendine Mahmut. Tamam. Görüşürüz. Nereden bildiğin falan sormayın. Kıl üstünde herif. Yazıyordu yani, okudum. Bir. Kötü adam mı? Kötü adam yok, kıl herif. Sinir oluyor. Tamam. Bir ara boyun kilidini aldım. Sonra üzüldüm, iyileştirdim. Çöpe. Bir teşekkür hadi. Ederim. Hadi işe gel, biz bekliyoruz hadi. İşim gücüm yok, senin işemeni bekliyorum burada, koş. Başta içeride korkmasın şimdi. Yo ben oldun içerim. Hadi. İçerim hayır, içerim ben. İçerim. Şakam yok, harbiden tuvalete gideceğim bu arada. Harbi şakam yok, tuvalete gitmek zorundayım. Tes. Tes. Amına koyayım.
İki dakika bir işetti ona. Ne oldu? Ananı sikeyim! Ananı avradını sikeyim! Ananı götünden sikeyim! O ananı bağırta bağırta çatır çatır götünden! Bir sen bu kadar küfüre gerek var mıydı ya? Ne çatır? Çık! Abi! Konuş, ne konuşan yılan mı? Yılanlarla konuşabiliyor mu? Çatal, bekle çatal dedi mi biliyorum. Çabuk söyle. Dur yaklaşma. Dur yaklaşma. Uzaktan konuş. Uzaktan konuş. Ne bu? Çatal dili biliyorum ben demek anlıyorum. Ki. Çatal dili konuşabiliyor muyum ben? Galiba konuşuyorum. Ben anlıyorum ben şimdi demek ki. Çatal dili mi konuşuyorum? Hayır, bir saniye. Ya bizi loop'a sokma. Amına sokacağım şimdi. Ben çatal dili, ben, sen benim dediğimi anlıyor musun? Anlıyorum. Sen o zaman ben anlıyorum. O zaman ben çatal dili diyeyim. Çatal dili mi konuşuyoruz? Evet, biz çatal dili konuşuyoruz şu an. Ya o zaman senin amına koyayım. Sen bana küfür ettin. Patladım. Rızmı çocuğu. Nasıl küfür edebiliyorsun lan? E piç. Oğlum şey, şimdi burada ne işin var? Profesör var, saklan. Profesör saklan var, geleceğim. Baba evine, baba evine benzemez. Bak hızlı ol. Teşekkür ederim buraya kadar şey yaptığınız için. Gidebilirsiniz efendim, ben biraz işi bağlamak istiyorum. İşi ağla, sonra benim dersime gel. Senin tamam tamam tamam, çok teşekkür ederim. Serüvene başlayalım. İkinize gidebilirsiniz. Hayırlı. Tamam tamam efendim, tamam geleceğim yanına. Hayırlı aslanım. Görüşürüz. Görüşürüz tatlı kız. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine. Oğlum ben nasıl çatal dili konuşabiliyorum? Piç, ne yapıyorsun orada? Müsait misin? Girebilir miyim? Ne yapıyorsun? Lan yılan! Lan! Dur dur, bir şey yok. Anlatabilirim. Lan, yılan, yılan yok, yılan yok. Yılan yok, yılan yok. Okulu... Valla biliyormuşum. Herkese anlatmayayım dedim ama madem burada yakalandık, bunu anlatmamız gerekiyor. Çatal dili biliyorum. Belki konuşuyorum ben onunla. Söyle de saldırmadınız ya. Ben translate yapacağım. Sen konuş, bir şey söylemek istiyorsan. Bu lavuklar kimmiş? Söyle bir bakayım. Ne diyor? Hogwarts'ı inanılmaz derecede seviyorum dedi. Bak bunlara tamam, söyle, severiz. Bunlar gitmezse bunları şimdi götünden ısırırım ha. Üniversitesi şey Merkez inanılmaz derecede güzel ben... yer, Türkiye şahane. Tekrar adın, gireceğim. Adı neymiş, söyleyebilir misin? Adın merhaba. Adımı ne yapacak beni? GBT falan mı bakacak? Ne adımı ne yapacak? Adını ne yapacak diyor, adımını soruyor. Adımı merak ne yapacak diyor. Öyle. İlla bir adı vardı konuşabiliyorsun. Nagini'ymiş ismi. Ben gidiyorum. Ben Nagini'yi... Dur ben sıçrayım. Ooo! Isırır mı? Şey, Nagini'nin izni varsa ben sokarım, sıçmak istiyorum. Isırırım. İzni varsa ben sıçmak istiyorum. Mezende me varahda varadarada sus diyor varada la darra murhandala varhashe balgadara balo ve kama maza sıkıştın. Şş, bana gel. Gel bana. Bir şey söyleyeyim, cisimlenebiliyor mu lan? Ha, dokunurum sana cisimleri. Bunu böyle gezdirme. Benim, bak, tut, yanım, elimden tut cisimleneceğiz. Elimden tut cisimleneceğiz. 3, 2, 1. Gel. Oğlum şu manzarayı bir bak ya. Keyfine gelsin ya. Oğlum bir salın da hayatımızı yaşayalım ya. Ve kardeşim bir hayatımızı yaşayalım. Mide bulantısı yaptı bu cisimden. Mahmuna koyayım ya. Batuhan Zeyn misali. Hayatımızı yaşayalım ya. Bir salın, bir free, bir relax ya. İşte ne diyeceğim? Beni ısırsana. Ya mesela bir ısırdığı takdirde ısırınca mesela bir şey dönüşeceğim. Ben inanıyorum. Kendi kendime. Kolundan ısır. Tamam dur baş. Getir kolunu. Al. Allah'ım inşallah izlediğim filmlerle aynısı olur. Kıt! Amına koydum çocuğu. Yavaş ısıracaksın hani. Ya bize böyle, ben genelde götten ısırmaya alışayım da o yüzden. Katil böyle... oldun galiba. Oğlum böyle bir garip hissediyorum lan. Nasıl lan? İçim böyle bir garip hissediyor. Lan ne oldu sana? Ananı götünden sikeyim, bu ne? Bu ne? Ne oldu lan sana? Bu ne orospu evladı, ne oldu bu ne? Bu ne? Ben köle değilim. Beni köle mi yaptın? Yardım edin! Şu yılanı durdur! Şu yılanı durdur! Yalvarırım durdur şu yılanı! Sakin ol. Yardım et seni Tülade!
Bir fener atın şunu amınıza koyacağım, hadi atın şunu öldür hadi. Bezevek bir de doğuşluyor. Lan bu pişe bak, amına kodumun çocuğu ne atıyorsun? Öyle bir skill bile yok. Ne bu? Bunun galiba 6 milyon savaş gücü var, kaçın hepimizi sikecek. Oğlum monster atın. Öldürün artık şunu hadi. Yalvarırım. Yalvarırım, öl artık öl. Niye ölmüyorsun oğlum, niye ölmüyorsun? Tutuyorum. Oğlum kaçın lan. Ananı sikeyim, büyüdüm 6 metre boyuna erişti, bu ne böyle? Böyle bir şey görmedim. Yere çekildi Gladio. Sana ne oldu? Bana ne olmadı ki? Oğlum bari öyle saygınız olsun, suyu atma amına. Emcinin ne işi var lan burada? Evet abi, döneriz aşağı. Profesör Emin, atar mısınız aşağı? Bari öyle saygınız olsun. Amına kodumu çocuk. Bir çok yanlış bir şeye benziyor efendim bu buradan. Bir yolunu bulmalıyım. Karşısındaki duvar aynadır. Bu ne? Bu ne ananı sikeyim, bu tipimin hali bu ne ya? Lanetlendim. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne var lan? Ne var? Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum. Çık kapıdan, beni yalnız başıma bırak. İşeceksin için siktir git. Sakin ol, kızmana gerek. Nefret ettim. Efendi bir yolundan bulmalı. Yoksa Dobby sinirden kendi götünün deliğini sike sike genişletecek, az kaldı. Delireceğim. Sen kimsin? Ne oldu? Ben Lucy. Hangi Lucy? Lambert. Ah tamam. Tanıdık. Ne yapmalıyım? Hiçbir çaresi yok bunun. Ölene kadar böyle kalacağım. Hayır. Ölene kadar böyle kalacağım. Kafamın merhaba. İçindeki seslere indiremiyorum. Güzel. Sizden nefret ediyorum. Böyle hayatın anasını götünden sikeyim. Ve ondan sonra bütün sorduğunuz soruların cevapları aslında buradaydı. Evet, hikayeyi merak etmişsiniz en başından beri. Bu olaylar nasıl buraya kadar geldiğini. Evet, bu olaylar böyle yaşandı. Ardından intihar etti. Aslında ölen kişi Dobby değil, ölen kişi Mahmut'tu. Kendi kendini yere attı ve öldürdü. Belki başka bir serüvenin başka bir yerinde kendini bir kere daha canlandırır. Oyunun ilk başını hatırlayanlarınız varsa Dobby'nin neden aşağı atladığını merak eden bir serüvene sokmuştuk. İşte serüven tam da önünüzde. Ve şimdi de bitti. Amına kodum RP'sine bak. Beynimin içinde ya, bir kasanede yazıyorum. Dayanamıyorum oğlum.